Ver Yansın TV'den, Pankuş'tan herkese mutlu günler. Eğitimi konuşacağız. Milli eğitim diyoruz ama bu ne kadar milli, ne kadar gayrimilli. Bu eğitim konusunda zaten daha öncesinde Cengiz Özakıncı ile birkaç program yapmıştık. Çok da etkili olmuştu. Nasıl gayrimilli eğitime döndüğümüzü anlatmıştı Cengiz Özakıncı. Tabii şu, bugün de çok değerli bir hocamız var. Aynı zamanda kendisi eski bir milletvekili, iki dönem milletvekilliği yapmış. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Sayın Mustafa Gazalcı hocamız. Kendisinin zaten çok sayıda da kitabı var. Tabii benim elimde olan Köy Enstitüleri'nin Meclis Süreci kitabı var. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış. Köy Enstitüleri Sistemi var. Yine Bilgi Yayın Evi'nden çıkan. Yine en son bir kitap daha çıkarttınız herhalde. Evet, evet. 20'ye yakın bir kitabım var benim. Evet, yani eğitim konusunda Mustafa Gazalcı üzerine çok da söz söylemeye gerek yok. Çünkü kendisi bu konuda hem uzman hem de aynı zamanda meclis eğitim komisyonlarına da çok sayıda görev almış ve en azından etki edebileceği kadar etki etmeye çalışmış. Ama tabii hala Türk eğitim sistemi yerin dibinde. Maalesef bunu söyleyebiliyoruz. Acı olsa da söylüyoruz. Eski eğitim sistemiyle yeni eğitim sisteminin karşılaştırmasını yapıyorlar ve bunun arasında çok büyük farkların olduğunu da söylüyorlar. Ama yeni eğitim yılı da başladı. Biz fazla sözü, yani kendimiz bir bilmişlik yapmayalım burada bilen varken, ona dönelim. Asıl sorunları burada, eğitimin nasıl, ne halde olduğunu bir öğrenelim hocamızdan. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi yeni yıl başladı. Yeni eğitim yılı. Bu eğitim yılındaki aksaklıklar, hocam ne olacak bu eğitimin hali diye başlayayım ben size. Evet. Şimdi siz girişte bu milli eğitim acaba ne kadar kaldı dediniz. Aklıma siz konuşurken Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı iken 22. dönemde mecliste yaşadığım bir olay, Plan Bütçe Komisyonu'nda işte ulusal eğitim kalmadı, milli eğitim kalmadı falan dedik. Dedi ki ben işte Halil İnalcık gibi, Mümtaz Soysal gibi milli olan kişilerin milli kısmına inanmıyorum. Dedik ki ya sen nasıl konuşuyorsun? İşte iki bakanlık var. Biri Milli Savunma Bakanı, bir de Milli Eğitim Bakanı. Yani Cumhuriyeti kuranlar özellikle bu iki bakanlığa bu nitelemeyi vermişler. Yani ulusal özü olacak mutlaka. Savunma da yani eğitim de ulusal olacak demişler. Ve ben bunu bir yazılı soru önergesi yaptım o zaman. Yani siz böyle böyle dediniz plan bütçede. Amacınız neydi? Siz adında nitelemesi ulusal olan, milli olan bir bakanlıkta çalışıyorsunuz. Meclis başkanı soruyu sordurmadı. Soru da havada kaldı. Ama o plan bütçenin tutanaklarına geçti. Bunu söyledikten sonra şimdi yeni öğretim yılı, yine göç yolda düzülür hikayesiyle sorunlarla başladı. Eğitim gerçekten bir ülkenin temeli. Bunlar propaganda olarak iktidar sürekli biz eğitime şu kadar para ayırıyoruz, işte başlangıçta ders kitaplarını bedava veriyoruz, şu kadar öğretmen atadık, bu kadar dershane yaptık falan filan diyorlar. Ama ulusal ve uluslararası ölçütler gösteriyor ki Türkiye eğitimi dökülüyor. Ve bunu şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Odun Pazarı'nda yaptığı bir müze açılışında da bir kere daha söyledim. Daha önce de söylemişti. Yani istediğimiz başarıyı eğitimde elde edemedik. Kültür konusunda edemedik. Eksik kaldık diyor. Yani
kendileri de açıklıyorlar. Bu 18 yıldır AKP tek başına iktidar, eğitimin sorunları 18 yıl önceye göre çözülmedi, tersine arttı. Şimdi iki açıdan eğitimi irdelemek gerekir. Bir, fiziki ve biçimsel olarak ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Geçen de İstanbul'da olan işte o 5.8 depremi herkeste bir korku yarattı. Ya çocuklarımız acaba sağlam okullarda mı okuyor? Ve baskı kurdular. Velilerin de isteğiyle birçok okullar şimdi valilik karar verdi. Gerçekten onarılması gerekiyor. Ve oralarda güvenlik içinde ders yapmak doğru değil. Yani devlet okulları dahil mantar gibi çıkarılan bu özel okullar bir kere fiziki olarak dayanıklı değil. Yani en başta binamız zaten sağlam bina sağlam değil. İki, apartman katlarına okul denemez. Okul deyince insanın aklına, siz eski ilkokulda okuduğunuzu düşünün. Bırakın köy enstitülerini, sanat enstitülerini, başka okulları. Öğretmenler. Mutlaka bahçeli, evet, uygulama bahçesi olan, oyun alanları olan, işte spor yerleri olan, salonu olan bir yer geliyor. Belki Avrupa'daki gibi işte yüzme havuzu da olsun demiyoruz ama mutlaka çocuk teneffüse çıktığı zaman böyle rahat edeceği ya da annesini babasını beklerken orada arkadaşlarıyla spor yapabileceği, eğer hava kışsa çok amaçlı bir salonda, hava güneşli ve yazsa dışarıdaki alanlarda spor yapabilmeli. Maalesef Türkiye'de son yıllarda devlet okulları da dahil bu bahçeden yoksun. Bir de kalabalık sınıflar. Bu Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri. İkili eğitim, bakın, sözde ikili eğitime gelecek yıl son vereceğiz falan dediler. Oysa gelecek yıl liseler arası girişte 4-4-4 sisteminin getirdiği sonuçla işte 500 bin öğrenci daha fazla sınava girecek. Dolayısıyla dershane yok, okul yok. Şimdiden bırakın ikili eğitimi, belki yeterli önlem alınmazsa geçmişte yapıldığı gibi üçlü eğitime doğru gidilebilir. Yani bir... Ne demek üçlü eğitim? Üçlü eğitim nasıl sabahçı öğrenci var. İşte diyelim ki sabahın köründe çocuğu kaldıracak 11'e kadar bir, 11'den 3'e kadar bir, 3'ten 7'ye kadar bir. Böyle geçmişte uygulamalar oldu. Yani çocukları atamayacağına göre taşımalı eğitimde sorunlar var örneğin. Yani taşımalı eğitim bir bakıma çözüm gibi geldi ama uygulama içerisinde görüldü ki böyle 3-5 çocuk değil. Bazen bir köyün çocukları gereksiz yere taşınıyor ve oradaki okullar çürümeye terk ediliyor. Yolda geçiyor çocuğun birçok zamanı. Trafik kazaları oluyor, zaman kaybı oluyor, beslenme sorunu oluyor. Bakın, zorunlu eğitim Türkiye'de gerçekten, şimdi bunlar diyor ki biz işte lise dahil 12 yıl zorunlu eğitim yaptık. Okul öncesi henüz bu zorunlu eğitimin içinde değil. Onu da yapmaya çalışıyorlar. Şimdi 2 yıl okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı
Türkiye'de hala %60'ları geçmedi. Bu Avrupa'nın en gerisinde bir şey. Lise 4-4-4-4 sisteminde 5 yıllık ilkokulu 4 yıl yaptılar. 4 yıl sonra ortaokul başlıyor, çeşitlendirme oluyor. Sonra 3. 4 yılda lise, çocuk isterse açık öğretime gidebiliyor. Bakın. Oysa zorunlu eğitim yüz yüze eğitimdir. Nasıl biz şimdi sizinle konuşuyoruz, öğretmen-öğrenci ilişkileri, arkadaş ilişkileri, okuma alışkanlıkları, işte eline dokunacak, bilmem ne yapacak, yetişkinler gibi değil. Orada bizzat bir takım alışkanlıklar edinecek. Eğitim bu demek zaten. Eğitim bir bakıma alışkanlıklar edinmektir. Ama Türkiye'de son yıllarda işte çocuk işçi, çocuk gelin, bunlar çok söylendi ve gerçekleştiriliyor. Açık öğretim yalnız üniversite düzeyinde değil. Üniversitede açık öğretim anlaşılabilir. Yani adam lise iş yapıyordur. Açık, evet. Bir yandan da bir üniversite ya da bir yüksekokul bitireyim der. Ama orta öğretim düzeyindeki açık öğretim kaçak vermek demektir aslında. Devletin acizliğidir. Şu anda milyonlarca çocuk açık öğretim lisesinde okuyor. Yani bu bir bakıma çocuk sömürüsüne göz yummak oluyor. Bir bakıma yarım yamalak bir eğitim anlayışı oluyor. Bütün bu saydıklarım, daha birçok var, öğretmen eksikliği var örneğin. Bir yandan 500 bine yaklaşan atanmayan öğretmen var. İçinde intihar edenler var, başka iş yapanlar var, hiç ilgisiz bir takım şeyler yapanlar var. Öbür tarafta da öğretmen eksikliği var. Yani işte ücretli öğretmen gibi, ne bileyim sözleşmeli öğretmenlik gibi yapay bir takım şeyler oluşturuldu. Bu da çok yanlış bir şey. Eğitiminde nitelik çok çok önemlidir. Biçimsel, fiziksel sorunlarla içerik sorunları çözerseniz eğitimde niteliği yakalarsınız. Şimdi bizim deminden beri konuştuğumuz şeyler fiziksel, biçimsel bir takım şeyler. İçeriğine girdiğiniz daha zamanda... içeriğe girmedik bile. Yani içeriğine girdiğiniz zamanda eğitim dökülüyor. Yani çocuk okuduğunu anlamıyor. Bunu yalnız PISA'nın sonuçları değil, OECD'nin sonuçları değil, Milli Eğitim Bakanlığı kendisi de bir sınav yaptı ve bakan açıkladı. Dedi ki öğrencilerin şu kadarı okuduğunu anlamıyor. Yani bırakalım üretici eğitimi, işte yaratmayı, yazmayı, bilmem şunu bunu. Şimdi çocuklarımız gerçekten ne fen bilimlerinde ne de sosyal bilimlerde. Evet, Türkçe'de ve sosyal bilimlerde yeterli nitelikte değil ve yaşıtlarıyla girdikleri o sınavda PISA öyle işte. 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklar en gerilerde oluyor Türkiye. Şimdi neden böyle oluyor? Çünkü ezberci bir eğitimin içinde çocuklar. Bakın. Yani çocuklara kalabalık bir sınıfta belki de ücretli öğretmen elinde ikili eğitim süresi de az. Yani bütün dünyada 220 gün civarında bir eğitim varken Türkiye'de tatilleri şunları bunları çıkardığın zaman 180 günde bir oldu bittiye geliyor. Yani bu bakan değiştirmeyeceğim birçok şeyi dedi. Sürprizlerle karşılaşmayacaksınız dedi. Şimdi bakalım yeni bir şey deneyeceğiz işte. Çocuklar tatil yarı tatil değil de iki tatille beraber olacaklar. Kağıt üzerinde işte araştırma yapacaklar, inceleme yapacaklar, bilmem ne yapacaklar. Yani
Bu bakan da ilk gelirken o umut taşıdı millet. Ama bir duyuyoruz, bir okuyoruz, bir görüyoruz ki vakıflar, tarikatlar olduğu gibi eğitimin içerisinde. Yani orada Milli Eğitim Bakanlığı'yla sözleşme yapmışlar. Hiç şeyi yok. Ne yapıyorlar hocam bu vakıflar, tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı anlaşma üzerine? Yani örneğin, bunların öğrenciler üzerinde etkisi ne oluyor mesela? Yani şöyle, zararı ne? Zararı şöyle bakın. Cami ile okulu ayıracaksınız. Ben konuştuğumuz din değil, eğitim. Ama Türkiye'de laiklik de bu, laik eğitimde bu. Son yıllarda bu ikisi birbirine karıştı. Örneğin okul yaparken mescit yapmayı zorunlu gördük. Bakın. İki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir sözleşme yapıyor şimdi Milli Eğitim Bakanı. Devamsız öğrencileri diyor, sen velilerle ve öğrencilerle konuş, devamını sağla diyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı adı üstünde bir din kuruluşu. Yani o oraya yaklaşırken diyecek ki, ya işte okula git sevaptır, şöyledir, böyledir falan. Yani neyse onun dini karşılığı açıklamaları öyle söyleyecek. Bunu camide yaptığı zaman ben saygı duyarım bakın. O ayrı bir şey. Ama okulda bilim ve akıl, fizik, pozitif şeyler öne geçer. Yani siz dünyayla yarışmak istiyorsanız, çocuklarınız 21. yüzyıl bilim insanı, tekniğini kullanan, yaratıcı olsun, işte katma değer yaratsın, kendini aşsın istiyorsanız, bir kere okuldaki iklimi değiştireceksiniz. Yani ders dışında kitaplar da okuyacak örneğin. Köy enstitülerinde olduğu gibi. Özgür okuma. Yani çocuk şiirle, romanla, öyküyle, ne bileyim tiyatroyla, sanatla karşılaşacak. Ve o yaratıları alacak. Yani bütün sanatçıları belki okula yığamazsın ama onların kitaplarını ortaya koyabilirsin. Siz düşünün. Yani bir Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu'nu Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında okuyor. Ve bizler hepimiz okurduk bazı temel şeyleri. Ve bu köy enstitüsündekiler klasikleri okuyordu. Yani Sait Faik, Orhan Kemal'i, ne bileyim işte Yaşar Kemal'i, çocuk dilini orada öğrenecek, ustalığı orada öğrenecek. Yoksa böyle test yaparak düşünemez, sorgulayamaz, muhakeme yapamaz. Bunu yalnız biz söylemiyoruz. Yurt dışından gelip bizim neden başarısız olduğumuzu söyleyenler de bu kopyalama, yapıştırma yöntemiyle, ezber yöntemiyle bir yere gidemeyeceğimizi söylüyorlar. Yani peki Türk çocukları dünya çocuklarının zeka olarak gerisinde olmadığına göre bunda bir terslik var, bir yanlışlık var. Bizim fizik laboratuvarlarımız olacak yani bakın. Ders araç ve gereçlerimiz eksiksiz olacak. Bir zaman tablet dağıtacağız diye çıktılar ortaya. Milyonlarca lira harcadılar. Birilerini zengin ettiler. Birilerini zengin ettiler. Yarı yolda çocuklarda ne tablet kaldı ne bir şey. Akıllı tahta dediler. Yani böyle hep bir hedef gösteriyorlar. Bak eğitimde kolaycılık olmaz. Mucize olmaz. Yani benim çocuğumu ben şuraya sokayım çıkarayım. O akıllı olsun. Böyle bir yöntem yok. Eğitim yaşına göre akıl ve bilimi sürekli iklimi yaratarak olur. Yani okul öncesinde örneğin çocuk şarkılarla, türkülerle kişiliğin yüzde bilmem kaçı o dönemde oluşuyor diyor uzmanlar. Sen bunu yaratacaksın. Çocuk o çağda oynayacak. Yani sen onda o çağda gereksiz bir şey yaparsan ona, işte şu duaları ezberle varsayalım.
ya da şu uzun şiirleri ezberle. Şimdi dua deyince yanlış anlaşılmasın. Ben bunun yani küçücük çocuğa, 4-5 yaşındaki çocuğa verilebilecek bir pedagojik bir program var. Oyun var, hareket var, şarkı var, türkü var. Çocuk onu okuyacak. İlkokul 1. sınıfa. Ya yapmayın, 5 yaşında, 5,5 yaşında çocuk gitmez dedik. Bu 4-4-4-4'ü çıkarılırken 2012'nin sonunda ısrarla getirdiler. Şimdi kendileri geri dönüyorlar, yaşı yükselttiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kazanımları olmuş. Geçmişte bunlar yerlerine oturmuş. Bunları sen ileriye götüreceksin. Daha iyisini yapacaksın. Tekrar tekrar söylüyorum. İlle ben yapacağım. İlle benim dediğim gibi olacak derseniz. Şimdi imam hatiplere çocuklar, oradaki çocukların hiçbir günahı yok. Onlar dün köy enstitüsü kapısını buluyorlardı. Oraya gidiyorlardı. Ya da bilmem başka bir yere gidiyordu. Geçen de gazetede bir şey okudum. Varsa böyle bir yaklaşım çok yanlış. İşte diyor ki sınıfta kalan öğrencileri teknik eğitime yönlendirecek. Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma içinde yapıyor diyor. Bilmiyorum siz anımsar mısınız ama ben anımsıyorum. Teknik öğretime yani sanat enstitüsüne önce nitelikli çocuklar alınır sınavla. Ötekiler normal liseye giderdi. Bakın. Şimdi diyor ki dünya tersine döndü ya. Tersine dönüyor yani. Zorluyorsun sen. Yani ille imam hatip. Madem ders bilmiyorsun sanatçı ol. Madem bilmiyorsun sen. Oysa kardeşim orada daha akıllı adam gerekli. Yani ona niye ikinci insan damgasını? Yani ben sınıfta kaldım da İşte böyle oldum. Bilmem nereye geldim. Böyle bir duygu olmaz. Bak, tam tersi bir anlayış olacak. Sen bir zamanlar hani bu fen liselerindeki çocuklar, Anadolu liselerindeki çocuklar gibi. Sonra her şeyi fen liselerinde bitirdiler. Anadolu liselerinde bitirdiler. Her levhalarını değiştirerek bütün okullara Anadolu lisesi demenin bir yararı yok. Ya da süreyi uzatmanın, azaltmanın değil. Fiziki koşullarla beraber içeriğini de düzelteceksin. Ve mutlaka çocuk oyuncu olacak. Dinleyici değil. Yani yapacak. Çocuk derse katılacak. Yani insan merkezli eğitim dediğimiz o. Yani köy enstitüleri neden başarılı oldu? İş eğitimini uyguladı. Kişilik eğitimini uyguladı. Doğaya çıktı. Yani kara tahta başında olmadı. Üretimin içinde oldu. Yani bu sanatla beraber bunu yaptı. Şimdi okullarda enstrüman çalma diye bir şey yok. Spor yapma diye bir şey yok. Herkes seyirci şimdi. Biz de seyirciyiz. Takım tutuyoruz. Kendimiz spor yapmıyoruz. Onu alkışlıyoruz. İşte öğrenciler de öyle. Oysa spor da orada gelişecek. Yani hem çeşitli, spor demek yalnız futbol da değil. Başka sporlar da orada gelişecek. Yani okullar bir çeşit fidanlık gibidir. Hayatı okula taşıyacaksın ki çocuk sudan çıkmış balığa dönmeyecek. Yani oradayken yetişmiş kişilikli insan olacak. Peki bu sorunlardan nasıl kurtulacağız? Var mı? İnancınız var mı? Mesela bir köy enstitüsü oluşturulması ya da ne bileyim eğitim sisteminin hem bina hem de içerik olarak değiştirilmesi. Şimdi tabii konuşuyoruz. Biraz önce de söylediniz Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer. Ya bu isimler şimdi tartışmaya çok açık isimler. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Vatandaşımız tanıyor ama. Ya neden hiç birisi bir Hasan Ali Yücel değil? Niye olmadı? Biz bu değerleri tekrar kazanabilecek miyiz? Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı, bir bakanı bir isim üzerinden yürümez ama topluluk bu köy enstitülerine benzer bir eğitim sistemini tekrar yaratamaz mı? Ya da yaratmak için ne yapmamız lazım? Şimdi bakın, adı önemli değil aslında. Uyguladığınız şehir enstitüsü olsun. He,
uyguladığınız sistem önemli. Şimdi süre de önemli değil. Bakanlıktaki kişi, diyelim ki Hüseyin Çelik 6 yılı aşkın bakanlık yaptı. Ama 6 tane yaptığı olumlu bir şey söyleyemezsiniz. Ama Hasan Ali Yücel, adı gibi yüceltti Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Nasıl yaptı bu işi? Önce iyi bir kadro kurdu. İşinden anlayanları işin başına getirdi ya da tuttu. Tabii yani bakın böyle mülakatla, sözlüyle insanları bir yere getirmek, kayırmayla yazılıdan 90-95 aldığı halde elemek, bu ne eğitim yöneticilerini böyle orada nitelikli kılar, ne öğretmenler de bir moral olur, ne öğrenciler de olur. Benim geleceğe ilişkin elbette umutlarım var. Şimdi Hasan Ali Yücel İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne İsmail Hakkı Tonguç'u getiriyor. Mesleki teknik eğitimin başına Rüştü Üzel'i yapıyor, getiriyor. İşte burada bir tercüme bürosu kuruyor. 496 tane doğudan ve batıdan baş yapıtı dönemin en büyük sanatçılarına böyle onlara çevirtiyor, Türkçe'ye kazandırıyor. Yani okullar açılıyor durmadan. Durmadan bir şeyler yapılıyor. Ve millet de devlet de katılıyor. O heyecanı duyuyor. Şimdi bu bir iktidar sorunu aslında. Yani bir kere AKP ve benzeri iktidarlar olduğu sürece böyle pansuman bile yapılamaz. Sorunlar köklü olarak çözülmez. Daha da kötüleşir hatta. Kangrene dönüşür. Yani onun için eğitim sorunları, eğitimcileri, eğitim sendikalarını işin içerisine uzmanları katarak, ben yaptım oldu, böyle bir dünyada böyle bir şey yok. Yani eğitimi herkesi ilgilendiren bir süreç olduğuna göre işin uzmanlarıyla ve öğretmen örgütleriyle beraber çözersen olacak. Bakın Mustafa Kemal ve arkadaşları yurdu kurtarırken heyet temsiliye yapmışlar. Bir yandan da talim terbiyeyi kurarak eğitimi uzmanlara bırakmışlar. Yani asıl savaş şimdi başlıyor demiş Atatürk. Yani böyle kılıcın aldığını ancak eğitim kurtarabilir, ekonomi kurtarabilir demiş. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanı olmak vardı demiş gönlünde de. Yani bir eğitimdir ki bir ulusu ya şanlı, onurlu yapar ya da yerin dibine batırır diyor. İşte öğretmenler, yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır. Herkesin bildiği şeyler bunlar ama çok önemli şeyler. Yani önce iktidarın değişmesi, değiştikten sonra da partizanca işi götürme değil. Benim partim bu modeli şöyle getirecek değil. Hazırlık yapsın ayrı konu. Ama bizim geçmişte Milli Eğitim Şuralarımız vardı. Son yıllarda hatırlanmaz oldu. Yani uzmanların topladığı büyük şuralar, kurultaylar, böyle parti kongresi biçiminde değil. Orada tartışacaksın konuları. İnceleyeceksin ve sonuçlarını buraya getireceksiniz. AKP 18 yıldır Cumhuriyet'in bu güzel kurumlarını partizanca kadrolaştırdı. Eğitimi paralı yaptı. Özelleştirdi. Bakın en büyük günahlarından birisi diyelim. Kötülüklerden yani. Birisi de bu. Yani şu anda onun ceremesini çekiyoruz. Özelleştirdi, FETÖ'ye yerleştirdi falan. Şimdi zaten paralı eğitim olmaz yani. Hele şeyde, zorunlu eğitimde paralı eğitim olmaz.
Bir yandan dinselleştirdi. Yani atama yönetmeliğiyle ihale yönetmeliği Türkiye'de en çok değiştirilen iki yönetmelik. Hiç düşündünüz mü neden böyle diye? Yani milli eğitimdeki atama, yer değiştirme ve yükselme, bir de ihale. Yani rant şu bu. Yüzün üstünde, şimdi tam sayılarını bilmiyorum. Benim milletvekilliği yaptığım zamanda da öyleydi. Zaman zaman kullanıyorum bunu. Bu iki alanı durmadan değiştiriyor. Kendine benzetiyor. Bir engel mi var? Efendim bıraktırıyor. Bir bilmem ne mi var? Çıkarttırıyor. Oysa iş kurallara bağlanmalıdır. Eğitim, özel eğitim yasaklansın demiyorum ben. Milli eğitimin temel kurallarını, laik eğitimi, öğretim birliğini, bilimsel eğitim anlayışını uygulamak suretiyle özel eğitim olabilir. Şimdi öyle bir devlet okulları var ki, neredeyse özel okuldan daha kötü. Ama ne olursa olsun onları iyileştirmek durumundayız biz. Dünyanın her yerinde hangi sistemle yönetilirse yönetilsin, kamu yani devlet önceliğindeki nitelikli eğitim önceliklidir. Eğitim enternasyonali diye ulusların toplandığı, bizim de Milli Eğitim Bakanlarının gittiği toplantılarda alınan bir karar var. Herkesin nitelikli kamu devlet eğitimi alma hakkı, bu yaşama hakkı kadar önemli bir şey. Zaten yaşama hakkı ancak insanca yaşanırsa olur. İnsanca yaşamak da iyi bir eğitimle olur. Yani iyi bir eğitim hem insanı kurtarır, hem ülkeyi kurtarır, hem insanlığı kurtarır. Yani öyle beyinlerden yeni kişilikler çıkar ki o çok iyi bir sanatçı olabilir dünya çapında geçmişte olduğu gibi. O çok iyi bir yeni buluşun sahibi olabilir. O yüzden geçen gün gördüm ben Muğla'da bir büyükbaş 4-5 hayvanı olan bir adam, bakın 5 kilometrelik bir yolu yapmıyorlar. İlk yıl kendisi alıp götürüyor kız çocuğunu okula. İkinci yıl gene başvuruyor, dilekçeler veriyor. Servisler de oraya gitmiyor, yol bozuk diye, tali yol diye. Adam borca harca girerek kendi olanaklarıyla o yolu yaptırmış. Ben bunu daha dün mü, evveli gün mü televizyonda izledim. O çocuk da oynuyor, daha böyle 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu. Şimdi hayran kaldım ben bu babaya. Yani bizim velimiz, bizim insanımız aslında çocuğunu okutmak için her türlü özveriyi yapar. Yetenek parada pulda değildir bazen. Yani kimin çocuğu daha akıllı. O yüzden böyle liseyi okutamadığımız, üniversiteye gönderemediğimiz çocuklarımızı böyle gördükçe içim benim sızlar. Ya onların içinde bir dahiler varsa, romancılar varsa, yazarlar varsa diye düşünürüm. Yani eğitime ilişkin, geleceğe ilişkin bir karamsarlığım yok. Dünyada birçok şeylere erişmek daha kolaylaştı. Akıl toplamak daha kolaylaştı. Yani karar vermek, insanların akıllarını toplamak, tartışmak, konuşmak bizim geleneklerimizde de var. Bütün Cumhuriyet tarihimizde var, Türk tarihinde var, kurultaylar, şunlar bunlar. Şimdi tek adamlığa gittik. Hiçbir şey tartışmadan, yasalar bile tartışmadan çıkıyor. Ferman gibi, kanun kuvvetinde, kararnamelerle. Bunların sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Tekrar parlamenter sisteme dönerek, tekrar sorunları ehil insanların başına getirerek, tartışarak, konuşarak güzel şeyler yapılabilir.
Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel anlattınız sorunları. Aslında sorunlar anlatmakla bitmiyor. Çözümler de anlatmakla bitmiyor. Evet, çünkü doğru. Çünkü o kadar çok sorun var ki o çözümlerde o kadar çok oluyor. Ama tabii devam edeceğiz. İnşallah eğitim sistemimizi düzelteceğiz. İnşallah. Hep bu umutla yaşıyoruz ama kobay olmaktan bıktı bu öğrenciler. Evet. Bizler de öyle. Bizim dönemimizde de hep bu üniversite sınavı defalarca değişti. Ve çok aklımızda yendi. Zaten işte çalınan soruları gördük. Haksız yere, işte liyakatsızca nerelere, kimlere getirilen insanları gördük. Bari bu çocukların hayatlarını kurtaralım. Onların en azından hakkını teslim edelim. Onun için de burada biraz önce söylediniz. Yani bunun AKP'si, CHP'si, MHP'si falan yok. Yani bu bir ülke sorunu, bir millet sorunu, bir devlet sorunu. Bunu da yapabilmek için de aslında liyakatın biraz daha öne çıkartılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok ben bu belki bu köy enstitüleri üzerine birkaç şey konuşuruz diye düşündüm. Şöyle yapalım. Köy enstitülerine ayrı bir program yapalım. Peki. Çok çünkü başlı başına bir olay. Tamam. Köy enstitüleri. Tamam. Ve bence tekrar hatta beni de umutlandırmıştı Ziya Selçuk ilk haftalarda yeni geldiğinde köy enstitülerinin kapatılması tarihi bir yanlıştı deyince böyle bir içimde bir heyecan sonra olmuştu. Sonra da Yunan klasikleri niye okutuluyor dedi. Burada bu kitapta o da var. Yani bütün bunların hepsinde konuşalım. Peki, köy enstitülerinin ruhunu bir anlatalım. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Beryans'ında Pankuş'ta eğitimi konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocamızı bırakmayacağız. Köy enstitülerini de konuşacağız bir gün. Daha da eğitim sisteminin nasıl iyi olabileceğine dair. İşte bizler danışıyoruz. En azından öğrenmek isteyen başka büyüklerimiz varsa onlara danışsınlar diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.